Arkadaşlar merhaba, ben Ecehan. Bugün sizlerle benim de çok merak ettiğim ve son zamanlarda bayağı popüler olan Raspberry Pi 4 için üretilmiş soğutucu bloklu ve fana sahip bir muhafaza kutusu ürün incelemesi yapacağız. Önce jeneriğimiz gelsin, sonra da ürünümüzü inceleyelim. Gömülü tasarım ve geliştirme, hobi, IoT, eğitim gibi projelerde öncülük gösteren Raspberry Pi çok büyük bir gelişme gösterdi. Yakın zamanda ailesine yeni bir model ekledi, en güçlü modelini, Raspberry Pi 4. Raspberry Pi 4, değişen ihtiyaçları da göz önüne alarak 4 GB'a kadar RAM, USB Type-C üzerinden enerji aktarımı, çift micro HDMI port gibi gelişmiş bir konfigürasyonla karşımıza çıktı. Daha fazla güç isteyen projeler için geliştirilen Raspberry Pi 4, bu gücü karşılayabilmek için haliyle daha fazla enerji çekiyor. Bu da bir ısınma problemine yol açıyor. Bizim bugün beraber inceleyeceğimiz ürün sayesinde soğutucu bloklarla soğutmayı, fanla da soğutmayı sağlayarak bu sorunun önüne geçeceğiz. Yani projelerimizdeki ısınma sorununu engellemiş olacağız ve aynı zamanda kutu sayesinde de güzelce muhafaza etmiş olacağız. Raspberry Pi 4 üzerine ve ısınma problemini nasıl çözeceğimiz üzerine biraz konuştuğumuza göre isterseniz kutumuzu açıp ürünümüze bakalım. Raspberry Pi 4 Fan Case kutu açılımımıza geçelim. Kutumuzu açtığımızda ürünümüz şu şekilde çıkıyor. Kenara bırakalım. Bu arada kutu içeriği içinde Raspberry Pi 4 ve Tornavida bulunmamakta. Bunlar sizde. Şeffaf kutumuzu çıkartıyoruz. İki parça halinde elimize geçiyor. Siyah soğutucu bloklarımız ve bu siyah kutumuz. Üç tane soğutucu bloğumuz var. Bunları da çıkartalım. Üç farklı boyutta. Ve muhafaza kutumuz. Kutumuzun içinden şu şekilde 5 volt DC bir fan çıkıyor. Burada vidalarımız var ve aynı zamanda altına yapıştırabileceğimiz yapışkanlarımız. Ürün içeriğimizi açtığımıza göre Raspberry Pi'mizi içine yerleştirip montajını gerçekleştirelim. Burada bulunan delikler ve buradaki deliklere Raspberry Pi'mizi oturtuyoruz. Bu muhafaza kutusu Raspberry Pi 4 uyumlu. Bu şekilde oturtuyoruz. Çok kolay bir oturuşu var. Hatta tekrar göstereyim. Şu şekilde geçiriyorsunuz. Şu anda oturdu. Hiçbir sıkıntısı yok. Fanının montajına geçelim. Fanı buradaki deliklerimize oturtuyoruz. Şurada bulunan deliklere. Ve fanımızın Raspberry Pi ile bağlantısını gerçekleştiriyoruz. Raspberry Pi'mizin üzerinde bulunan şuradaki 1. 2. ve 3. pinle bizim işimiz var. 1. ve 2. pin 5 volt, 3. pin ise toprak pinimiz. Biz fanımızın kırmızı pinini 5 volta, siyah pinini de toprağa bağlayacağız. Ben o yüzden 2 ve 3'ü tercih ediyorum. Bağlantılarını gerçekleştireyim. İsterseniz şimdi fanımızın kutuya montajını gerçekleştirelim. Kutumuzun içinden 4 tane fanımız için, 4 tane de kutumuz için vida çıkıyor. İsterseniz ilk önce fanımızın vida bağlantılarını gerçekleştirelim. Fanımızın vida bağlantılarını gerçekleştirdiğimize göre soğutucu bloklarımızı Raspberry Pi üstüne yapıştırabiliriz. İlk olarak USB ve Ethernet kontrolcüsü üzerine bunu yapıştırıyoruz küçük parçamızı. Ortanca olan parçamızı bellek modülümüz üzerine yapıştırıyoruz. Ve son büyük parçamızı da işlemci ve ekran kalitesi üzerine yapıştırıyoruz.
Soğutucu bloklarımızı bu parçalara yapıştırdık. Çünkü bunlar Raspberry Pi'in en çok ısı üreten bileşenleri. Şimdi kutumuzu kapatalım ve bakalım nasıl görünecek. Şimdi bunda vida bağlantılarını gerçekleştirelim. Vidalarımızı yerleştirdik. Bir de şu yapışkanlarımızı yapıştıralım altına. Kutumuzun montajını gerçekleştirdik. Şimdi biraz da kutumuza detaylı bakalım. Burada GPIO pinlerimizi görüyoruz. Projelerimize rahatlıkla bu kutu üzerinden ulaşabiliriz. Burada USB ve Ethernet girişlerimiz mevcut. Burada da Type-C, Micro HDMI gibi girişlerimize kolaylıkla erişebiliyoruz. Fanımız burada ve buradan da SD kartımızı takıp çıkartabiliriz. İsterseniz bir SD kartımızı takmayı deneyelim. İsterseniz şimdi de Type-C bağlantısını gerçekleştirip fanımızın çalışıp çalışmadığını ya da sesli çalışıp çalışmadığını kontrol edelim. Ben en çok bu noktayı merak ediyorum. Çünkü çoğu zaman fanlar çok yüksek bir ses çıkartıyor çalışırken. Bu da projelerimizde bize rahatsızlık veriyor aslında. Fanımız şu anda çalışıyor. Ve bence gayet de sessiz çalışıyor. Çok yüksek bir sese sahip değil. Bu fan ve içinde bulunan soğutucu bloklar sayesinde Raspberry Pi 4'ümüzün ısınma sorununa çözüm bulabiliriz. Aynı zamanda kutunun korumalı olduğunu ve sağlam olduğunu düşünüyorum. Bu sayede de güzelce muhafaza edebiliriz projelerimizi yaparken. Beraber Raspberry Pi 4 Fan Case ürününü inceledik. Benim fikrimi soracak olursanız, güzel bir dış malzemeye sahip, aynı zamanda şık da görünüyor, iyi bir muhafaza yapabilir bence ve güzel soğutabilir. Fanı da aynı zamanda sessiz çalışıyor. Bu büyük bir avantaj, biraz önce de söylediğimiz gibi. Bu ürünü videonun altına link olarak bırakıyorum. Aynı zamanda Type-C güç kablosunu ve Raspberry Pi 4'ün linklerini de videonun altına bırakıyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Diğer inceleme videolarında görüşmek üzere. Hoşça kalın.